Holy Roman Emperor olmamız lazım bir yerde. Kendim din tabii kendim din kuramamış olabilirim ama bunun dinini alırım yani. Holy Hindu Empire. Holy Hindu Empire oluruz yani. Merhaba abi. Uzun zamandır Kaguana komşuyuz seninle. İyi günlerimiz oldu. Kötü günlerimiz oldu. Sizinle şimdi, kültürel bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ama şöyle biz Kaguanalılar olarak hareketlerden. Şimdi bunu şöyle düşünün sevgili Kaguanalılar. Yani bu size agresif yön gibi ilk anda geliyor olabilir ama bunca zamandır liberte. Abi kötü bir şey değil. Sizle zaten bunca yıllık kankayız. Gelin katılın işte yani. Hep mi liberte ya? Yine mi liberte? Her zaman liberte ya. Hep. Buralara yaz günü liberte geliyor canım. Ya yanardağ eteklerinde şehir mi kurulur ya? Kurulur abi. Ya bu çocuklara buraya kurduk ya. Evet yani biz buradaydık. Ben burada oturuyordum. Nereye gideceğim yani? Nereye gideyim? Memleket. Abi Pompei'den hiç mi ders almadın? Kaguana. Bu adamlara düşman gözüyle bakmayın arkadaşlar. Şimdi bunca yıllık komşu. Gerçekten düşman muamelesi yapmayın. Burada aslında abi, siz yani pasaport vermeye gidiyorsunuz. Evet, evet. Hepsi bir olay var. Hepsi benim kültür kardeşimdir. Aynen onları. Öyle. Pasaportlarını teslim etmeye gidiyoruz çocuklara. Öyle aynen. Düşman falan değiller. 3-4 tane menatarmsları var kendine. Her yer adam dolu bizde yalnız onu söyleyeyim. Adam gibi adam var bizde. Evet. Katapultlar buradan atabiliyorlar mı? Buradan atabiliyorlar galiba değil mi? O tepe galiba abi orası ama. Aradakine bak abi tam aradaki neymiş şu. Yo planes değil bir şey tamam, yok. Oradan şuradan iki katapult atar. O zaman evet. Onlar atarken burayı nasıl tutacağız? Bu herifler yandan girecekmişiz diye gelecekler bize. Merhabalar. Crossbow'larla bu adamları zayıflatacağız. Menatarmızlar orayı tutacak. Katapultlar buraya vuracak. Oğlum bunların hepsi tiyatrocu lan. Gerçek asker değil onlar. Bunlar mor, biz mor zaten abi evet sanata verdik kendimizi. Bu Cem Kaguanalıymış Cem yani oradan çıkma. Yani. Tabii ki. Eskiden de öyleydi canım hep Kaguanalı. Kaguanalıyız tiyatronun adamıyız diye. Kaguana Spor 2. ligdeyiz şu an. İşkillendiler. Ne oluyor? Hayır hoş geldiniz. Diye böyle. Ya hayır selamünaleyküm. Hayırdır? Hayırdır. Recorded history geldi. Yok gelmedi. Bu ne oldu? Ne konuştu? Geliyor. Bir şey anlattı bu kız bana bir şeyler söyledi. Dinlememek çok iyi. Bir aynen. Bina yaptın abi. Binasını yaptın. Government Plaza binası yaptın. Oradan bir tane government geldi. Bu dinin merkezi neresi? Ben Holy Roman Empire nasıl olacağım? İşte zamanla Pikeman. Döverek. Pikeman. Seninle benim aramda kocaman bir Pikeman. Bir adam daha. Pingala'yı al. Pingala, Reyna. Anlamlı giderim. Ya Pingala önce Pingala sonra Pingala Reyna. Library. Onlar henüz yok. Bak Library Culture henüz yapmıyoruz. Ama Foreign Trade Route. Hayır o değil abi. Bak hep aynı hataya düşüyorsunuz. İçine girmen lazım. Ha. Abi işte Acquire New City Tiles Foreign Trade Route. Evet. Foreign Trade Route. Toplam bir kervanımız var. Yani o bir kez sen bizim merchantin merchant'ı. Geliyor. Artık gold aldı diyeceğiz yani. Nedir? O adama bütün Alman ulusunun acayip saygısı var. Biz evet. Mesela söyle adını 22 Nisan'ı diye kutluyoruz yani. Dünya Hans Ticaret Günü. 22 Nisan unutma. 22 Nisan. Burada bizde olmayan luxury ama burada bizde olmayan luxury var mı? Yok. O zaman Pingala gibi görünüyor arkadaşlar. En makulü Pingala gibi görünüyor. Bir işe yaramayacak ama şimdi. Niye ki? Yok. Binamız yok. Şöyle. Abi, ama citizenlerden culture çıkartmak. Culture, özellikle culture. Özellikle culture yani. Şahane. Evet. Ay şöyle Necacığım şunu kaçırdın sen. Bizim yaptığımız bina gelin herkes konuşsun amk binası yaptık bir tane. O bina ya? Diyor ki aynı oyunu oynadık mı emin değilim şu an. Yani tam olarak aynı oyun. Ha, audience chamber söylüyor. Ha tamam. Gelin konuşun amk diye bir bina. Ses ya da ses kayıt da stüdyosu emin değilim. İkisinden biri yani. Herkes gelsin popstar olsun. Binası da olabilir bilmiyorum. Neyse o bina diyor ki sen her şehrine bir governor koy. Ben koyduğun her governor'a promosyon olarak 2 tane amenity, 4 tane ev veririm diyor. Güzel çok diyor. İyi. Çok iyi diyor. O yüzden biz öncelikle hedefimizi her şehre promote etmeden bir tane vali atamak üstüne. Bence şöyle bitirelim bunu. Pingala ile bitirelim. Yani Aachen'de 12 nüfus var. Aachen'e koysak Pingala'yı, o ability'lerini de verirsek 12 culture, 12 şey, kendisi de %15 daha veriyor. Allah bereket versin. Yani işte okey, yani onu da yapabiliriz tabii de biz önceliği promosyona değil atamaya verelim dedik. Şeyin sebebinden ötürü. Tamam, süper. Yaptığımız binanın olmuş. Bonusundan ötürü yani. Aynen, ama bence artık onun sonunda burada olsun. Çok güzel bir bitiriş olur yani Pingala ile. Daha yeni başlamış. Şu anda. Ya hepsini, yani çünkü kalanlar çok işimize yaramayabilir ama o zaman abi, tekrar bakarsınız. Cem istedim. 2 tane amenity, 4 tane housing'den, özellikle 4 tane housing bu güney şehirlerine lazım. Burada housing yok. Kandilli, Hamburg burada kurulacak. Yani bu iki şehre, hiç değilse Hamburg'a, bu çok önemli bir şehir. Kandilli de önemli bir şehir. Ama şöyle olur. Yani yeterince toparladık. Tamam, bu kadar vali yetiyor dediğimiz noktada bence de promote edip Pingala'yı zaten başkente koyalım. Evet yani. Abi, başkente yani değil. Şöyle söyleyeyim. Başkente şimdi bizim değil. Culture için şu anda bence buna ihtiyacımız. Culture artı eğitim veriyor abi. Eğitimi de unutma. Eğitim arkadaşlar şart. Bu kadar gaza geliyorsunuz ama o kadar hızlı gelmeyecek. Culture için şu anda Berlin'e ya da Nederlanda'ya koymak lazım o adamı. Abi şöyle bir durum var. Bir tur sonra Recorded history geliyor, bir tane daha Governor Point geliyor. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla Pingala'ya ve Pingala'nın Culture veren ability'sine verebilirsin. Heh, onu da götürüp Pingala'nın Culture veren ability'si Aachen'e değil de Berlin'e. Ama Nederlanda'ya population başına veriyor. Evet de yani culture'ının büyümesini istediğimiz kişi Aachen. Aachen değil. Bunların culture'larının büyümesini istiyorum ben şu an. Büyümesi önemli değil abi. Nasıl değil? Senin ihtiyacın olan şu an. Ben para alıyor benden yani, o kareler. Büyümesi önemli. Para istiyor o kareler benden. Tam ama o bir şöyle düşün abi onu bence. Şimdi senin base culture üretimin en önemli şey. Yani 27.6 düşük. Sol üstteki. Anlıyorum. 27.4 saniyesi düşük. Onlar anlıyorum düşük. Ama. Yani o karelerin büyümesi değil esas dert. Esas dert o büyürse o kareler daha kolay büyüyecek çünkü daha kolay yeni teknolojileri alacağız yani. Bence. Ben olsam Aachen'e koyardım. Ama tabii bilmiyorum. Nasıl anlamadım. O benim bu culture büyüdüğü için ben niye yeni teknoloji alıyorum? O çünkü Recorded history'yi ne kadar çabuk keşfettiğini söylüyor. Yönetim şeklinin hızlı ilerlemesini sağlıyor. Aynen. Mesela açsana abi o TV'yi. Culture tree'sini. Bunu diyorsun. Onu diyorum. Aha. Civics tree'si. Neyse. Sağa git abi biraz. Biraz daha. Şu Exploration'da mesela Merchant Republic diye bir şey var. Bu dövüşmekten ziyade kartları bunun şeye çok uygun. Sevişmeye. Aynen, sevişmeye ve governor'ı olan şehirlere %10 gold diyor mesela. Aynen. Vassal city state'lere de çok uygun. Bir sürü governor'a da çok uygun. District de yaptırtıyor falan. Bu böyle hani bu level'ın teknolojisi. Government'ı, özür dilerim. Bu şey için güzel gerçekten. Savaşma seviş government'ı. Government'ı olan herkese diye başlayan cümleler şeyin audience chamber'ın yanına ek olarak bu da güzel. Artı %10 gold gayet güzel. Bu city state'lerde de çok güzel bonuslar veriyor. City state not. Bir tane city state var. Ama bizim şeye ihtiyacımız var yine hala. Bunlara. Turuncu aynen. Var. Turuncuları yıkmayacağız zaten. Bir tane mavi var. Abi 27.6 bak Pingala'yı oraya koy. 27.6 yani double up olacak neredeyse. 2. level Pingala'yı söylüyorsun sen. Ama geliyor 2. level zaten. Bir süre sonra geliyor ve science'ını da vereceğiz. 27.6 yani 27'ler 45 olacak. Evet. Yok zaten Pingala'nın bu özelliğini ben de hatırlıyorum. Pingala altyapısı hazır olmayan culture ve science altyapısı olmayan ülkeyi tek başına kalkındırma adamı. Kalkındırıyor aynen. Gelip çünkü kalkındırıyor. Çünkü üzerinden verdiği için kesinlikle öyle. Kalabalığız ama biz bir bok bilmiyoruz diyen adamların başına geçiriyorsun Pingala'yı. Kültür ve science yapıyor adam. Aynen. Logaritmik kediler ezberleyin lan diye bağırıyor. Pingala'dan sanki %5'im varmış gibi anlattım ama kusura bakmayın ben de çok iyi yani. Yo Pingala zaten aralarındaki en iyi karakter. Tam da doğru kullanımı bu ama. Ben hala o zaman buralara buraya da tiyatro yaparım. Peki çünkü burada abi, harabeler var. Alırız ya. Harabeler var burada ya. Ne işe yaradığını bilmiyoruz. Eşek bağlıyoruz biz onlara ama bir takım eski harabeler var. Bu distrikti ben bağlıyoruz o kadar iyi ki. Çözemiyorum. Öğrendik lan. Tiyatro açılmış olması lazım. Yeni öğrendik işte. Yeni yeni orada bazı oyunlar. Eşeğimi bağlayamam adlı oyun filan. Eşeği saldım çayıra. Eşeği saldım çayıra oyunu. Berlin'e o zaman. Problemi değil mi? Herifler bize anlatıyor. Abi böyle tiyatro var oynuyoruz falan. Nasıl yani? Gerçekten o kral mı falan. O kral değil yalan ki, mı söylediniz bize falan. Hani kralı, öyle gitti Nederlanda'da. Kralı öldürdüler diye. Nederlanda'da kralı öldürmüşler diye haber geliyor filan böyle. Bu arada efendim Kagemuşa da kültür kenti olarak tiyatrolu bir arkadaşımız. Kagemuşa ne ya? Kagemuşa kim oğlum? Kaguana mı? Abi bizim memleket diyorsun. Abi onun sizin tiyatronuz nerede? Aa, denize karşı yatırmış hem. Evet. Bodrum abi. Bodrum antik tiyatrosu. Gerçekten burası orada. Evet. Rock konseri orada hep. Denize karşı yatırmış hem batırmış hem böyle bir şey. Balıklar malıklar. Abi bu tiyatro sevdası şehrin deniz kenarlarında hep oluyor. Yani. Denize yakın. Bak araba sevdası. Oranın bir de tiyatrosu kötü abi. Orada millet oyunu izlemiyor. Arkadaki denizi izliyor orada oturup yani. Aachen'de, Magdeburg'da ve Berlin'de tiyatro görüyor musunuz? Hayır. Ya bakın, doğru düzgün ülke işte yani. Burada bunlar yok efendim. Böyle gereksiz şeylere vakit mi harcanır abi? Ben prenses olacağım. Azınlık sonradan gelmiş. Kral olacağım, prenses olacağım. Şeyler böyle. Kendisini kral olamayanın Petra. Petra Settler'ı. Merhaba. Petra'ya... bir gir. Geldin mi matematikte? Bir turu kalmış. Allah kahretsin. Sen Petra'ya doğru git abi. Sen Petra. Sen Petra. Şimdi gelelim asıl probleme. Burası şaka değil. Bu Archer öldü. Şu andaki durumda. Şöyle bir oraya doğru ufaktan. Daha savaş açmadık ki. Açmadık da işte açtığımızda öyle bir durumda başlayacağız ki. Katapultu öne götür abi. Vazgeçmek... İçeri giremedik diyor. Vazgeçmek mümkün olmayacak. Ve o herifler çok döver. Bu crossbow da yani bayağı dövüşür. Tabii. Komba savaşı açtığım anda ateş ederek açmam lazım bu heriflerin şeylerini. Hele böyle açıkta duran adamlarına falan çok güzel olur. Crossbow'ları getirin. Buralara katapult gelecek dedik. O zaman ben de şuraya geçeceğim herhalde. Herhalde öyle bir şey olacak. Şu anda geçemiyorum. O katapultu ileri götür abi sen. Ben buraya geçeceğim. Archer buraya geçecek. Öyle de olmaz. Nasıl olur? Adam eksiği var. Galiba şehre yanaşmadan önce dışarıda uzakta durup buradan adam temizleyip bu adamları rahatladıktan sonra katapultları buraya dizeceğiz. 2 aşamalı olacak bu kombat. Yoksa ünite kaybedeceğim. Bunlar vurur abi crossbow'a çünkü. Neyse şu anda iyiyiz galiba. Bu round savaşı açabilirim sanıyorum. Buraya geçsem böyle de olur. Böyle de olur. Crossbow'lar, Archer'lar kenarda dursun. Bu Archer... Katapultun bir tane daha yemesi gerekmiyor mu aşağıya? Gerekiyor da atak yaparlar abi. Burada katapult beklersen. Şuradan adam temizlemeden... Ne abi? Yani. Sen oraya pozisyonu al, bir tur durman gerekiyor ya her türlü. Ondan sonra da savaş açacağın zaman direkt alarsın. Bence katapultu kaybederiz bu hareketle ama bakalım. Benim bu adamı ya da aşağı yürümem lazım. Öyle olur. Oraya giremezsin ki ama atar. Savaş açtım. Yani. Savaş açtım. İçeri yürüdüm. 2 crossbow bir archer'la şu herifin ağzını kırdım. Böyle olur. Bu arada o Manhattan'sı şehirden çıkarıp bizim katapultumuza saldırmak istese dahi nehir ötesi bir harekat ya o. Ama o da katapult, o da Manhattan's abi. Güneyden girilmiyor mu dağın altından, yanardağın altından? Çok uzun. Ama o çok bir hareket ya Özgür. Değil abi. İyi hareket burada durup, burayı temizleyip, burada durup katapultla şehri yıkmak. Tek kareden saldıracaksın. Evet. Saldırmayacağım, şehrin ağzına sıçacağım katapultla. Hı, tamam. Benim derdim burada duracağım, katapult atacağım şehri. Hadi bakalım. Onlar bana vuramasınların derdindeyim ben. Matematik gelsin artık. Bu arada o şehir katapulta da çok atar yani ha. Olsun. Atar evet. 57 strength'i var. Atar. 3. katapultu falan ama açığı temizlemeden yani şurayı temizlemeden ileriye yürürsek bu sefer flankten dayak yiyeceğiz. Promotion +1 movement can scale cliff walls. Ali Kamil Wulfensen oldu bir yaratık. Ali Kamil Wulfensen'miş zaten. Adı da geldi bak. Tamam. Adını da söyledik. Ali Kamil Wulfensen. Şimdi artık Alman karakterlerimiz başlıyor. Ali Kamil Wulfensen. Ama. Oh. Devam mı? Gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. End turn. Recorded history yaşlı gelince kart değiştirmeyi unutmayın. Bak garınır gazına geleceğiz. Pingala mingala derken başımız belaya girer o kartları değiştirmezsek. Bizim tüccara bir şey yapmayacaksınız değil mi? Bak geliyor oradan yavaş yavaş. Yahu sizde de bir şey yapmayacağız. Ha iyi tamam. Pasaportunuzu vereceğiz o kadar. Biz sizi severiz komşuyuz. Ama o tüccar gidecek ya. Biz o tüccarı bence pillage edersek bir nakit para akışı olur ya. Change policies. Change policies. Bunun için tüccarla mı yapacaksınız bizim? Sakin ol. Tüccar yapacak o iş tabii. Change policies. Şu artı bir production in cities'i 3-4 türünü atıp yerine... 2 build'lı worker getiririm. Ha. Başka ne geldi? Başka yeni bir şey gelmedi galiba zaten. Şu varmış. Filozofi falan diyor abi. Natural filozofi falan diyor. Governance provide artı 2 loyalty. Bu fena değil bizim açımızdan. Natural filozofi %100 kampüs falan. Yok tamam böyle iyi abi. General mı? Devam. Great General. Engineer oraya kırmızıya koyamıyorum. Başka da bir şey yok ki General dışında ne çıkaracağım ki? Engineer koyamıyorum yok, derken. Engineer üretme kartım olsa bile kırmızı kart değildir o demek istiyorum. Hayır, en altta wild card policies var ya abi. Zaten öyle bir kartımız yok engineer kartımız da galiba. Olsa bile diyorum. Hayır, bu arada yani illaki oraya o morları koymak zorunda değiliz. Sarı da güzel koyabilir oraya. Onu demiyorum. Şurayı söylüyor. Şu general slotunun nerede şey o? Nerede o? Aa, pardon. Scientist writer. Ha oraya wild card yerine şey de koyabiliriz diyor. Başka kart koyabiliriz. Ha, o zaman general yerine artı bir production in all cities'i oraya koyabilirsin mesela yani. Diyorsan hani general yapasın. Sonra yani, mesela Sertum'un yerine insuale'yi koyabilirsin falan. İrsaliyeli. İnsuvale şey güzel, irsaliye güzel. İrsaliye bu güzel bir kart. Çünkü biz çok district'le oynuyoruz belli ki. Barbarossa'nın ekstra district hakkı varmış. Culture Scientist from International Trade. Onu anlamayız. Biz Campus District Reduces Cost of Purchasing'e Tile. Bu iyi olabilir. Para ya işte onu sonra değiştirirsin istiyorsan. Şimdi ise onu koymak iyi evet. O. Şimdi mi? Şimdi ise o iyi. Yani orada upgrade yapmıyoruz madem. Bari onu alalım. Şehirlerin etrafını... Yani 4 tur sonra değiştireceğiz zaten. Sonra bunu tekrar bakabilirsin yani. Tamam 4 tur sonra bakarız. Ben söylemeyeyim. 4 tur sonra bakarız. Çünkü Great General birikmiştir bayağı. Belki de bu savaşta birlikte Great General çıkarabiliriz bunu düşünüyorum, diye düşünüyorum ben. Production 2 settler daha yapacağız şimdi biz. Hızlıca bunu yapıp bu bir dahaki cycle'da çıkarmak üzere. Evet. Bu arada Magnus'un primary özelliği değildi. Yok level'ıydı. Nüfus götürmeyen şey. Settler. Abi onları geç. Onlar... Ha bak Settler yapacak şimdi. Birazcık Settler yapacak. Bu herif de Builder'ını bitirip Settler yapmayacak mı? Evet. Settler yapacak. Koymamışım demedik ama yani. Settler yapacak evet. Ben o kartı da alayım ya. Öyle düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Change policies. Production'ı çıkart. Great General'ı çıkart. Hızlı Settler yaparım. 4-5 turluğuna zaten. O Settler'a hızlı gitsin ne gidiyorsa. Bir de nerede? Ben şöyle düşünüyorum. Şöyle. Bir baksaydık şu Great General'a da öyle karar verseydik. Abi geri gelir Great General. Ne olacak? Şu anda Settler üretiyoruz. Savaştan Great General puanı üretiyorsun ya abi. Artı 2 o artı savaş da belki gelecektir. Hani ne durumda yapalım dedim. Yalan. Millet İzidor gelmiş. İzidor'u alamam da. Bunu alalım tabii. Alacağız işte. Ya gelmiş. Onu bir aldım. Enlightenment bufflandı. İşte bu. İşte bu. Hale bir getireyim ben. Tile değil. Yine karıştı. Serfdom birisi. Öbürü de settler üretmiş. Şu. Colonization. Evet. Okey. Yes. Şimdi bir dahaki sefere kadar biz worker ve settler üretiyoruz. Petra var bu arada. Petra'yı görüyorum şu anda. Peki sakin. Bir dahaki dönüşümde Builder'da Settler'da çıkartacağız oradan. Başka bir şeye dönüşeceğiz. Şimdi o zaman Builder Settler üretme zamanındayız. Neredeyiz biz? Buradayız. Eğer hızlı değiştirmek... Ha Civil Service de bufflandı ama. Yani teokrasiye hiç girmeden direkt Civil Service'e devam edebilirsiniz efendim. 4 yerine 5 tur. 4 tur yerine 5 olur bence yani. Bence de gayet iyi. Bana da teokrasi. Ama teolojide bak bir tane... Ha pardon. Medieval Fairs 12 turmuş. Şurada. Şeye nasıl ne kartını abi söylüyorsun o burada? O şey mesela. Yok bu, güzel. Bu iyi de esas o Governor Point için istedim. Onun tamam, eyvallah. Theater Square Adjacency o hikaye. Envoylar hikaye yalanmış bu ya. Ama bu çok güzel. Çünkü bütün şehirlerimizde 3 tane Special District erken oluyor bizim. Bir şeye baksana biraz ilerideki teknolojiye. Ha şu Exploration. O galiba Medieval Fairs'i istiyor zaten. İstemiyor. Ona gideceksin evet. Ya. İstiyor. Hem Medieval Fair istiyor hem öbür şey istiyor. O tier 3 tane şey var bakın. Merchant Republic, Theocracy, Monarchy. Onlara bir bak istiyorsan hangisini. Bakalım. Inherent Effect artı bir Housing per Level of Walls. Peki. Şey, bu. Religious bu Strength zaten. Bu hikaye. Şey Merchant Republic. Gold with Established Governor. Bu işte benim şey fikrime uyuyor. Çok sayıda governor yapma fikrime gayet uyuyor. Bir de bu bence kart de sayılarına bakmak iyi oluyor. Mesela bunda bir, bu iki kırmızı, bir sarı, bir yeşil, bir iki wild card galiba onlarda en altta. Kartta istediğim şey abi. Altında şeyle yazıyor. Şunu söylüyorsun. Onu söylüyorum. Evet. İki kırmızı, bir sarı, bir yeşil, iki wild card. İki wild card. O. Bu öbürü iki yeşil kırmızı veriyor. Evet, bir kırmızı, iki sarı, iki yeşil, bir wild card. Yeşil kartları evet tanımıyorum. Yeşil kartlar şeyle önem kazanacaklar zaten efendim. Bu şeylerimizde yaptığımız zaman commercial hub'larımızı da yapıyoruz ya canavar gibi. Yeşil kartlar trade gruplarla ve trade değil çok... Onlar diplomatik abi. Trade değil onlar. Ha ekonomik değil mi yeşil değil, dediğim? Ekonomik sarı olan. Sarı ha. Diplomatik de beni ilgilendirmiyor yani. Bilemedim Merchant Republic'e. Mesela monarki de gitmek isteyebilirsin mesela belki. O yüzden monarki de olabilir evet. O zaman ama teolojiyi bulmak lazım gerçekten. Ne diyorsunuz? Housing veriyor duvar başına. Ya işte kart kullanımı abi. Önemli olan kart. Yani işte Exploration'ın getirdiği şey evet, diplomatik. Bu arada bakmadık bile. Belki diplomatikte de güzel işimize yarayacak ya da o yöne evrilmemizi sağlayacak şeyler vardır. Belki, iki tane. Ben bilmiyorum. Söyle adını, valileri her şehre koyuyoruz ve bu sayede amenity house elde ediyoruz. Bir de para elde ediyoruz. Kombosu güzel. Güzel. Yeşil kartlar. Bunun yerine buradan gelen de çok önemli değil. Ama orada şöyle abi. Orada iki tane wild kart geliyor. Yani iki tane istediğin renk kart daha geliyor. Burada bir tane istediğin renk kart daha ve geliyor. Ve yeşil kart koymak yani zorunda. Burada yeşil kart koymak zorunda kalıyorsun. Bu, yani onu çok beğenmedim yeşil kartı ben. Diplomasi ne? Yeşil kartları bilmiyoruz abi. Belki çok iyi yeşil kart vardır yani. Çok iyi olsaydı, diye, çok şey iyi olsaydı kırmızı ya da sarı olurdu ya. Çok iyi olsaydı. Allah'ım. Oğlum belki espiyonajla ilgili bir şeyler vardı. Bilmiyoruz ki şeyler. Bakmadık hiç. Wild kartlar yüzünden Merchant Republic makul görünüyor bana. Bir de her yere duvar istiyor. Bunda duvarım da yok. Divine Right istiyorsun sen. Wildcard yüzünden. Öyle sen mi? Tabii doğru. Wildcard Divine Right de var. Şimdi o zaman duvar çekeceğiz. Var. Burada monarşide iki tane kırmızı var. Öyle bir olayı var. Kırmızı iki kırmızı seviyorsanız. Evet. Bu arada bizim şöyle bir hedefimiz daha vardı. Onu da hatırlatmak istiyorum. İki tane kırmızı kart vardı. Bir ucuz resource'la yaparım, bir ucuz parayla yaparım upgrade'leri diye. Var mercenaries. Ya ordu modernizasyonu içinde monarşi anlamda. O zaman var o kartlar anlamda kenarda. O kartlar kenarda. Aynen. O bir an için yapılır geçilir. Bir an için. Bunda da iki kırmızı, bunda bir kırmızı var. Ha. Evet. O kadar Republic... Yani şöyle düşün. Bir kırmızıyı bir yeşile çevirmiş o. Evet. Exploration. Ha, aynen. Bu... Bir sarıyı da bir wild card'a çevirmiş monarki. Monarki sarı yerine wild card yapmış. Bu kırmızı yerine yeşil yapmış. Yok abi. Kırmızı yerine yeşil bizi ilgilendirmiyor. Sarı yerine wild card. İster sarı ister istediğin kart demek. Ama kırmızı yerine yeşil de iyi olabilir. Kırmızıyı sevmiyorsak eğer. Yani iki kırmızıyı seviyoruzdur ya. Niye sevmeyelim? Seviyorsak bence o zaman monarki kesin. İki kırmızı kullanırız biz ya. O zaman kesin monarki. O zaman teoloji. Hayırlı olsun. İki kırmızı seviyoruz yani. Burada ne yaptım? Bir de şu diplomatik kartlara bir baksaydık ya. Ben güzel şeyler var. Yoktur. Yoktur o kadar iyi ki. Diplomasi işe yaramaz. Evet. Evet. Ateş edilmek yani daha iyi. State'lere saldırırsan mesela şey almazsın falan. Yarama. Ha, geçti o. Şey değişti efendim. Bitti. Şey değişti. Era değiştiği için. Hiksund Dracones o zaman. Yeni kontinent işte buldukça filan saçma sapan aptal işler. Böyle yazıyorsunuz bunları. Hiçbir dengesi yok bu yazdığınız şeylerin. Naval unit falan öldürürsen. Bu şey işte ya. Denizlere açılıyoruz. Yani şu an denizlere açılmayı hedefliyor olsaydık aslında bayağı bir era puanı kazandıracak bir şey yok. Abi şimdi district yaptıkça puan alırım da yeni kıta buldukça puan alırım denk olabilir mi yani? 20 tane district yapabilirsin. Kaç tane kıta bulabilirsin abi? İşte bir kıtada 6 tane kıta olabiliyor ya. Kaç kıta? Ha. Bilmiyorum kaç kıta ol. Bizim burada 2 tane kıta var. Reformed Coinage. Trade route kurdukça geç. Aslında bak bence tam tersine o olabilir. Oğlum trade route'un bir tane olabilir. Var. Bir tane trade route'umuz var. Bir. Abi yapacağız ya şimdi. Yapacağız ama o zamana kadar zaten çağ değişecek. Komersyal. Tamam, işte Exodus olmayacağı kesin. Denizlere de açılmayacağımız kesin. Yani yeni district yaptığımız tabii, için tabii, puan tabii, alacağız tabii, ya tabii. Trade route kurduğumuz için. District bence arkadaşlar. Trade route'u sen marketlerini yapıp traderlarını üretene kadar çağ biter. Yani sen burada seçtiğin şey neyse onu zaten hazırlamış olman lazım. Onu yapıyor hani onu getirmiş olman lazım. Şimdi bu yüzden yapacağım olmaz öyle. Tamam, ben öyle düşünüyorum. Ferhat abi ne diyorsun? Ferhat abi bizi duymuyor galiba. Mute'da. Konuşuyor. Ha, konuşuyorsun ama duyuyor. Ben de aynı fikirdeyim evet. Monumental diyorsun. Monumentality evet. Tamam bence de. Çünkü Reformed Coinage yapamayız yani. Ne bu? Open Technology Tree. Buradan şimdi monarşi dediyse Castle'a gideceğiz. Çünkü wall başına çalışan ability'si var. Wall başına nasıl söylüyor? Ama abi bir arada şu education'ı yapmak çok iyi olur. O ne işe yarıyor anlamıyorum. We don't need no education. Education. Bilmem o zaman. Yok lazım. Tabii lazım yani. Ama Castle da lazım. Military Engineering ne işe yarıyor? Böyle bir şey yapıyor katapultları. Bu road yapıyor bu çocuk. Military Engineer. Bir de nitrat var işte efendim. Nitratların yeri mi belli oluyordu? Madenliğe şiştirebiliyor muyduk? Neydi öyle bir şeydi. Artı bir wildcard polis. Allah belanı versin ya. Böyle büyük kelimeler. Ne o? Artı bir wildcard polisi veriyormuş. Kim? Kötü mü beğenmedim? Printing. Daha ne olsun yani? Hayır, gibi. Printing vermiyor. Printing vermez. Şey verir onu. Forbidden City işte. Aynen. O iyi güzel. O çok. Biraz çok pahalı yani. 22 hayvan yani. Bir de bunu yapacak. Çok güçlü. Evet. Şimdi allow adopt a government with different ne yazıyor orada? Ha, önce government'ına geçeceksin. Yani monarşiye geç demek. O üçünden birine geç diyor yani. Evet, o yeni çağın şeyine geç diyor. O zaman bekliyorum. Ray Scientist çıkart, o da yok. Ama Akodak yaptığım Military Engineering'e doğru gidiyorum ben. Bence Military Engineering zaten. Ama bu arada böyle bir government type'a geçelim. Great Scientist çıkaramayız. Bunu vurdurarak çalıştırmak zorundayız. Tamam. İşte o tarafa doğru gidiyoruz. 9 tur var şeye. Yani bu zor. Bunu bir şekilde vurdurarak çalıştıracağız. Başka bir yolu yok. Yok, yani keşke fate puanı biriktiren bir toplum olsaydık. Basardık fate. İnançla çıkarırdık yani. Çıkaramıyorum. Allah'ım ne olur bize bilimden anlayan birini ver falan diye dua ediyorsun. Çıkaramadığımız için şu anda education'a basmak. Fikrim var. Bir yerde vurdurup çalıştırmamız lazım. Military Engineering'den gelecek şeyleri şu anda kullanmayacağım. Yani buraya bu fedakarlığı, 6 turn fedakarlığı bir yerde yapmamız gerekiyor bizim. O bir kırılım noktası. Onu geçmeden olamayacak yani o. Nitrat da önemli bir arkadaşımız değil miydi? Ne yapacaksın ki? Şöyle düşün. Nitrat'ı aldın. Bütün ülkeyi barut mu yapacaksın hemen? Yoksa education'ı aldın. Bütün ülkeye işte üniversite mi yapacaksın? Işte yani kampüs yapmamız lazım. Yani kampüsler de henüz yapamadılar. Evet. Oğlum daha library'miz yok. Kampüsle library'miz bile yok. O zaman şimdi değil. Şimdi Military Engineering ama hemen şehirler kuruyoruz ya. Yani abi, bari nitratların da yerini bir öğrenelim falan diye düşünmüştüm ben. Ya nitrat önemli değil abi. Kullanacağımız bir resource değil. Kullanacağımız zaman nasıl çıkar nitrat yani? Peki. Benim derdim bazı yerler kırılma noktaları ya abi. Mesela science dönüşümü, kültür dönüşümü. Kültür çok önemli bir şey değil ama science dönüşümü, Almanım ben. Önemli yani. O kültür science'ı kırabilmemiz gerekiyor. Onun için de bir yerde bir fedakarlık yapmamız gerekecek. Yani abi şimdi az önce yaptığınız hesapta biz onların hepsine market yapacağız, trader üreteceğiz, çağ biter dediniz. Evet işte. Daha district yapacağız, library yapacağız. İşte o yüzden onu seçmiyorum. İki çağa geçer o zaman yani. Hani... Seçmiyorum o yüzden onu. Ben hala science'a gitmiyorum. Şu anda hala trade route peşindeyim ben. Ben daha çok trade route yapmanın peşindeyim ki yeni kuracağımız şehirler hızlı büyüsün. Evet. Hamburg'u, bu Petra'yı, şu şehri. Evet, o yüzden market yapacağız önce. Market, evet. Library ve şey değil. Ondan sonra da library'ye dönüşürken bir yöntem bulmamız lazım. Bir şey bulmamız lazım yani. Bir governor daha diyor. Bence şu anda o Cem'i dinleyip Pingala'ya gitmek var ya da bir tane daha governor açmak var. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Governorlarımız amenity housing veriyorlar. Pingala'ya git ve biraz dediğin gibi kültür basalım yani. Bence de. Orada yönetsel becerilerimizi biraz geliştirmemiz lazım. İvmelenmek için. Peki. Ya ben Reyna'yı alırdım. Bahane. Çünkü neden? Şimdi bir planımız var. Ya şimdi abi, bir planımız var. Öyle Ural 2 housing, 2 4 amenity, 2 housing mi? 2 housing, 4 amenity neyse. 2 amenity, 4 housing. 4 housing için bir şehre vereceğin. Ha. Bir governor alalım diyorsun. Biz diyoruz ki Pingala'yı al, oradaki 27 kültürün 45 olsun diyoruz. Hangisi daha güçlü? Şehirlerin housing'i bence daha güçlü. Şehrin bence büyümesini istiyorsan bir şehrin housing'i tamam. Ama. Abi bir şehrin değil abi. Yok. Şehirlerinin büyük olmasını istiyorsan. Hayır, çünkü şöyle düşün abi. Yeni bir vali almaktan bahsediyorsunuz. Tek bir şehre işe yarayacak o. Senin hesabı da hesapla karşılık veriyorum. 2 amenity, 4 housing dediğin şey şehrin popülasyonunu 4 arttırıyor. Bu ya yani 4 arttırabiliyorsun demek. Tamam. Bu da 4 tane fazladan kare kullanabiliyorsun demek. Tamam. 4 tane kareden kaç tane yield çıkarıyorsun? Abi şöyle söyleyeyim. Bak. Şu an 200 tane kare kullanıyoruz ve 27 kültür çıkıyor orada. Çıkmasın demek ama ki biz... kültür çıkarmıyoruz karelerden biz şu anda. Demek ki production, food falan çıkarıyoruz karelerden. Hayır, kültürün amacı abi şey kültür yani. Senin yönetim şeyini, becerini aynen science gibi biriktiriyorsun orada. Teoloji, biyoloji yani tam yani. Nasıl istiyorsanız ben sadece bak, şeyden de kaçırmayalım dayım yani. Şu hesabı da Ural bence çok önemli. Yani yaptığın hesap şunu da dahil etmen lazım. Kaç tur sonra oluyor o? Yani şu an bastığın anda işte bilmem kaç kültür alıyorsun versus o şehir büyüyecek, limitine ulaşacak. Ondan sonra yetmeyecek housing büyüyecek. O büyüdüğü veya 4 daha büyüyecek. O büyüdüğü 4'ün farkı kaç tur sonra bize gelecek? Yani sen diyorsun ki mesela hani vadeli hesap, yani bir yıl vadeli hesaba koyunca sonunda şu bonus oluyor. Bu şu anda oluyor. Yani şu anda değil ama koyacağız biz hemen kültürü. 4 tur sonra geliyor Pingala işte. 4 tur sonra oluyor bu mesela. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ural. Mesela Victor Nederlanda'da bir housing problemi yok. Victor'u alalım Nederlanda'dan. Güney şehirlerimizde housing problemi var bizim. Bir güneye gönderelim. Bir tane daha alalım. Yok. Mesela şu herif burada da housing problemi yok. 6/15. Bu herifi de alıp güneye gönderelim. Buraya housing'i governor'la yapalım. Ben bir orta yol bulmaya çalışıyorum. Housing problemi yukarı baktım bak. Hayır, okey abi ben karşı değilim. Ben sadece bir planım vardı. Tamam, onu şey yapmayalım. O plana göre bak. 12/15. 15 buradan ben Pingala'yı aldığım anda 15-11'e düşecek. Burada housing problemi oluşacak. Burada 11'e düşecek. Problem yok. Burada 9'a düşecek. Neresi burası? Berlin. Birazcık dayanır. Biraz daha dayanır. Ama buraya governor koyduğum anda benim housing'im, yani şu anda bir problem yok. Daha arttırabilir. Buraya da ihtiyaç yok. Hamburg'da var galiba. Hamburg'da var. Burada da olur. Berlin'de olur. Nederlanda'da olur. 9'a düşecek. Nederlanda 9'a düşecek. Hamburg'a bir vali zorundayız. Mutlaka. Başka türlü... Tamam arada başka vali puanı da gelir zaten. Şu anda Pingala'ya koyabiliriz yani. O zaman iki planın arasından biri. Ben sadece evet abi Pingala çok güçlü bir arkadaşımız. %100 katılıyorum. Yani normalde her koşulda zaten Pingala'ya abanırsın. Ama hani başka bir oyun taktiği ve stratejisi geliştirdiğimizi unutmayın. Bunu isterken diyorum yani. Yoksa tabii ki ben culture'da değil direkt research versin Pingala'ya yani. Benim düşüncem şu. Aachen'e koymayacağım Cem'e inat. Berlin'e veya Nederlanda'ya koyacağım ki verdiği culture şehir sınırların büyüsün. Aradaki 5 tane buraya konacak olan culture'dan daha önemli görüyorum. Bu herif geliyor. Abi vallahi yaptırmam. Ya gelirim oraya. Alırım o mouse elinden. Ya olamaz ya. Ya evet orada 11 varken niye 7'ye razı oluyorsun? Olmaz. Tamam o zaman savaşı erkene çekiyoruz. Bir de %15 şeyi var. Yani üstüne de kendisi %15 veriyor bir de yani. Çıkar gel, yani, gel vesile olur. Seni bir getiremedik yani, şu gelim oluyor zaten yani. Olmaz. Evet peki, yani. Parayla satın alırız bu Mösyö'cüğüm, yeni bir şey yapma abi. Çalışan şey belli diyorlar. Culture mı science mı? Hayır, culture mı science mı? Yeni şeyler yap da. Yani bu belli basic şeyleri de yapmamız lazım. Neden dur, yeni şey? Culture'mış. Bastım culture'a. Culture sonra da science. İkinci promotion'da science'a bu arada. Geldi yani, mi ikinci? Gelmedi. Neden yani yeni bir şey yapıyorsun Mesut yani sen? Ben özür dilerim. Heh. Ama buraya ben governor istiyorum Hamburg'a. En temiz governor kim? Elinize... Başka herhangi birini taşıyacağım. Askul almış. 11. Bu olur. Mesela. Bu herif olur. Bunu götür. Temiz askul almış. Reassign to Hamburg. Kalkıp gelirim oraya dedi ya. Adam gelip oluyor. Adam şimdi geliyorum Kıbrıs'a. Elinden alıyor yani. Evet evet öyle bir simit olmaz. Elinden alıyor. Şimdi buranın şeyi kaşa düştü. Akıl var, mantık var ama değil mi Cem ya? Yani. Ya gerçekten ya. Abi işte adam ilginç bir şey yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Siz Mösyö'yü ben anlıyorum Mösyö'nün yaptığı şey. Yoksa bu oyunda zaten nasıl oynanacağı çok belli bu oyunun. Belli şeyler var hayır, yapınca oluyor. Hayır abi belli diye bir şey yok canım yani. Nasıl yok? Pingala var işte oluyor. Mouse alıyorsun lan adamın elinden. Mouse'u alıyorsun ben daha ne yapayım abi. Senin yaptığın taktik yok ama acelesi yok diyor Ural. Sonra yaparsın onu nasıl olsa diyor. Abi şu bak bu oyunda işte early game var yani. Hemen bunca yıldır. Tamam ben şu değil ha. Ben zaten şu hesabı çok iyi yaptığını iddia eden bir adam değilim. Hangisi daha öncelikli olmanın hesabını mükemmel yapıyorum diye bir şeyim yok. Ama Civilization denilen oyun, Civilization denilen oyunun zaten ana fikri her şeyi aynı anda yapamamak, bir şeyi çok iyi yapıp sonra kalan kısmı kapatmak üstüne kuruludur. Bu her türlü oyun için geçerli. Oyun bu demek zaten. Ha, özellikle ama Civilization'ın bütün ana fikri budur. Yani her şeyi aynı anda yapamazsın arkadaşımdır oyun olarak abi, yani. Abi opportunity yani cost, o yüzden de oyun konseptinin temeli. Yani bir yola girmişken dur abi şunu yapalım ondan sonra o yoldan ilerleriz demek yerine önce o yolda ilerleyip nihai hedefe ulaşmak sonra geriyi kapatmak önemlidir. Yanlış yoldaymışsın yani. Ural işte. Yanlış yoldaymışsın. Doğru yola soktular seni belli ki yani. Yok genel olarak doğru olabilir. Hadi dediklerinin hepsi doğru. ama Civilization'ın doğru oynanışı vardır. Başka türlü oynanmaz. O olmaz yani. Evet. O çünkü çok. Doğru söylüyorsun ama sen niye eğleniyorsun abi yani diyor sana. Saçmalama şu. Saçma sapan konuşuyorsun. Ben Deklarasyon de la guerre. Cem, gelirim oraya dedim mi demedim mi böyle kayıtta? Ben de senin ülkene geldim o zaman. Aynen. Deklar var. Hadi geldim. Bakalım. Sen gelmeden ben geldim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neymiş bakalım. Hadi bakalım. Bir tane de burada var. Oğlum herifler büyümüş lan. Katapultumuz yani bu arada atmış. Şu pingala eğlenmenizi engelliyorsa ona da bir şey demiyorum bu arada. Hani o tabii ona o aşamada bir şey diyemem yani. Hani biz böyle eğleniyoruz da bir lafım yok yani. Onu şakır şakır. Eğer o açıdan karıştıysam kusura bakma. Söylendi, yani. Konuşulan basıldı, düğmeye basıldı. Düğmelere basıldı artık. Siz benim dediğimi duydunuz mu? Yok. Katapultu dışarı atmış abi. Bir kare arkaya atmış. Hazırladığınız o kadar. Bir kare büyümüş şehir. İyi tamam. Katapultu dışarı atmış. Ne yapalım abi? Kısmen. Şurayı alamadık. Ben buraya geçtim. Örülü. Buraya ok atılmıyor mu? Neden? Burada tepe var. Orman var çünkü. Aradan orman göremiyorsun. Aradan orman göremedim. Buraya çıkarsam ağzımı kırar öyle benim. Evet. Bulutlayın oradan belki. Bu ne kötüymüş. Menetarms açık oraya. Menetarms ha. Ama buraya atabilir miyim? Bilmem bakalım. Menetarms buraya çıksın. Ha, ben buradan bir yere atış var mı şuraya? Yok. Yok abi yine orman var. Ondan var. Ama oradan bir dahaki tur. Bir dahaki tur var yani. Tamam buraya gelin abi o zaman. Archer'lar, crossbowmen'ler. Siz bu dışarıdaki heriflere şurada bir herif. Orada bir herif daha var. Katapultlarda şehre. Ben de önünüzü tut. Biz de önünüzü tutuyoruz işte. Daha ne yapalım? Burada yazılar yazıyor. İlgilenmiyorum. Cenevre'de ateş savaş açtı. Tamam. Çünkü Cenevre bizden. Governor Magnus move etti. Enlightenment bufflandı. Live Envoy istemiş Singapur. Gönderdiğimiz için çok mutlu oldu. Great Person aldık. İbni Batuta. Kimdi bu gelen? Engineer? Isidore of Miletus. Tamam o geldi. Hamburg Housing diye bağırıyor. Geldi valiniz, size bayındırlık konusunda yardımcı olacak. City Trade Quest, Sende Trade Route. Magadishu, evet. Yollarım. Yollarım abi. Tabii tabii. Yolda geliyor. Geliyor geliyor. Buradan da Petra'yı yaptılar. Bayıldı oğlum mı? Niye korkutuyorsun bayılmadın beni? Yani. Bayılmadın değil mi? Tamam. Hayır, bir de okuduğumdan şüphe ediyorum. Kolezyumu yaptılar. Petra mıydı lan falan diye. Ben sadece Wonder Completed kısmını gördüm valla. Petra sandım bir an. Kolezyumun içine Petra yaptı. Because I can diye hani. Yaptım. Ölmesin de adamı kalbine indireceğim. Tamam, burada duruyoruz arkadaşlar. Ya, millet Kolezyum yapıyor ya Ural, sakin ol ya, ne Petrası. Ne Petrası mı? Kolezyumla Petra olmazsa, aynı ne var? Abi o şehirde insanlar ölür. O Petra olmadan. Evet. Çölün ortasında ölürler yani gerçekten. Ama hiçbir şey yok. Tabii, tabii. Şimdi Almanları toplamışız, bir otobüse bindirmişiz safari grubu olarak. Yollamışız çölün ortasında, tamam mı? Arkadaşlar bir şey deneyeceğiz. Bakın çok mühendislik demiş. Çok mühendislik. Bir sürü Hans Helga ikna olmuş bu duruma. Allahu Ekber. Ne oluyor ya? Patlıyor. Bizi ilgilendirmiyor. Ya, patlıyor. Şey patlıyor. Uyarmış da bizim... Kim uyardı? Değil mi orası? Burası, ha, şurası tamam. Nederlanda. Tamam. Nederlanda'nın arkasındaki. Devam Hindistan mı öldü. Hindistan. Bir sürü Hint de öldü. İyi. Ne oldu, şey oldu arkadaşlar? Yerdeki yanardağ patladı sandım. Ne oluyor dedim ya. Hintliler ölsün. Onda bir sıkıntı yok. Bu düşman mı? Ağaçları bir geri çekebilirsiniz. Evet evet. Abi, evet. Öyle oynayacağım ben de ama bir tane crossbowman'i çekemiyorum. Crossbowman'i ileri sür zaten. Onlar dövüşür onlarla. Ama evet de bu archer'ı move edip atabilmem için buraya şöyle bir oyun oynamam lazım benim. Bu archer dayak yiyecek burada. Ya yesin ya. Level'sız archer ya. İşte yani level'lı crossbowman'e dönüşme ihtimali var. Ne bir kişiyi indirdi. Çıkın abi öne crossbowman'ler. Sen buraya çık ki. Ve şuraya at ki. Ormandakini öldürmeye çalışmak yerine açıktakine niye? Archer'ımı korumak için. O Menet Arms alır onu, şu herifi yarala. Doğru söylüyorsun, onu alır. Doğru söylüyorsun. Bir de artık çok hit point'i de kalmadı. Kimseyi dövemez o yani. Bunların hepsi doğru. Yani tamam. O yüzden... Hepsi doğru. Ah, bari onu at da. Aa, Archer'la atıyorsun ama. Hayır, crossbowman'ı. Yok, crossbowman'ı attı. Ha. Şimdi burada başka adam koyacak yerim kalmadı. Cem bak abi, size bir pasaport verip gideceğiz. Niye bu kadar zorladınız? Pasnif diye atıyoruz. Duvarı, tamam pasaport verin de duvarı niye indiriyorsun? Ya çünkü açmıyorsun kapıyı, pasaportunu getir. Teslim olmuyorsun. Kapıyı... Teslim ol... Ya siz kapıya bırakın, ben alacağım 30 pasaportu. 30 yıl önce sana dağıtırız. Önce pasaportu 30 yıl önce Aras Kargo'yla yolladım. Geri geldi. Kapıya bırakın çıkın artık ya, Allah Allah. İade döndü, ben de böyle bir yöntem buldum yani pasaportunu vermek. Ya iadeli postalı şeydi. İadeli taahhütlü gönderiyorum. Taahhütlü gönderiyorlar. Ne oldu? Hem siz o yanardağda kurban veriyor musunuz şey bakire kadınları, kızları? Bakire ben, kedi, ben, bakire kedi veriyor. Kedi, bakire kedi kesiyorlar. Hiç kalmadı memleket. Bak yanıyor. Nüfus ne oldu? Artmıyor zaten. 5 kişi kaldı. Orada isyan var Mumbai'de. Mumbai kime isyan ediyor? Kadere. O bizim yüzümüzden isyan ediyor herhalde. Kadere isyan ediyor olabilir. Ben şimdi Nederlanda'nın bir sırası var mı? Workshop'unu yarım bırakmış. Ne yaptı ki? Ha, Builder. Tamam. Worker. Worker yaptı işte. O kartın içine bir worker yaptı. Bu worker şimdi çıktı sana 5 şarj. Çok güzel. Çok güzel, balık yapsın. Workshop'ını yapsın. Hayır abi, şey, balık. Builder diyorsun. Bu dinin merkezi neresi? Abi Petra, ya bak Petra büyük ihtimal bir sonraki şehir yani. Petra mı? Patna. Evet. Patna neyse işte. Ben atamıyorum yalnız. Buradan da atışı. Çünkü mesafem yok. Buradan gitmeye çalışmak 5 turn. Bu yalan. Git abi, anca zaten yavaşlar. Sen git oraya 5 turn'da. Onun yerine bu adamı çekerim buradan. Bu katapultu böyle alırım. O da 5 turn sürer. Tamam, sen ormana dal o adamla önce. Ondan sonra yap bu dediklerini. Şurayı alalım, evet. Bence o bir şey yapamaz. Neyse tamam. Ya benim zamanım var abi. Sen kapıyı açana kadar ben geri gelirim oraya yani. Dedim bak, tiyatrocu diye. Neyse. Tiyatrocu dedim size. Hüseyin'in pasaportunu verdim eline. Burayı da pillage ediyor muyum? Ne bu? Pillage etme. Niye? Yani ne abi biz kullanacağız ya bu şehri, tutacağız ya. Doğru. Amaç yakmak değil. Sizin amacınız pasaport vermek değilse bilmiyorum. Pasaport. Aç kapıyı, vereceğim pasaportunu. Pillage bak yapıyor muyum? Bir yere elimi sürdüm mü? Bir tane kızına kadınla yamuk baktık mı? İşte evet. Onu bilmiyorum. Demin elin gitti yani. Yok o ne işe yarıyor diye baktım ben. Yanlışmış o. Baktın yani. Dosta yapılacak iş değilmiş. Yok burada başka bir şey. AFD kimlik numaranızı vereceğim. Bir imzanız lazım. Yani. Çip takacağım sana Cem, gel kaçma. Şimdi ben ne işe yarıyorum? Ha, şurayı satın alıyorum. Ve buraya da bir maden yapıyorum. O zaman bu herif bir şeyler üretebilir olacak galiba. Evet. Bundan bir tane daha olacak. Evet, en azından evet. Production olmuş olacak. Evet. Bir balığı, bir madeni, bir de buğdayı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gidip salak salak şeyler alıyor. Sonra da şu buğdayını yaparım sana. Fena bir şehir olmaz. Balık da yap, balığımız yok. Ya yemeği ver balık. Ne kadar şeymişsiniz. Sushi. Özgür bence piliç yap abi. Bu ordunun masraflarını kim karşılayacak? Değil mi abi? Nereden gelecek masraf? Ne var be? Ya bak arkadaşına söyle. Kardeşim yani. Arkadaşına söyle bak. Ben mi dedim yapın diye ordu. İleri geri hareketler yapıyor arkadaşın. Ya yalnız ordu mu olur ya? Ordunun amacı yağma yapmak. Bir settler daha diyoruz. O da hızlı yapılacak. Tamam. Magdeburg'un Builder'ı. Bu Builder'ların acil bir ihtiyacı var mı şimdi? Lumber Mill'ler var. Lumber Mill var bakınız şurada. Var gerçekten. Dağ kenarında. 2 adet Lumber Mill diyor. Birini yaparak. Orası bizim şeyimiz dışı buradan. Orası bizim şeyimiz içi. Bir de mine. Ama burası içi mi? İçiymiş ha. 2, 3. Şu muzluğu alsak ya bu Hintli beni delirtmeden önce. Ne güzel olur. Bu muzu alalım bak. Hintli'nin eli yetişmiyor oraya galiba. 1, 2, 3, 4. kare. 1, 2, 3, 4. kareymiş. Ama yine de alalım. Güzel bir şey. İnsan muz yemeli. Hayır, kalçılı olarak genişleyen bir ülke ya. Potasyum deposu. Zor diye dedim. Yoksa potasyum deposu. Tabii. Potasyum lazım arkadaşlar. Potasyum. O muz önemli orada yani. Potasyum deposu ise tamam. Potasyum deposu. Bu ne bu? O da Mısırlı'ya girsin. Hortumlar. Şimdi. Ted Roosevelt niye bizden nefret ediyor ya? Farkındaysanız Almanya'da hiç doğal felaket yani, olmuyor. Evlat olsa sevilmez mi? Olmaz çünkü Allah'ın sevgili kulu biziz. Evet ya. Yani. Cem şu trader değil mi? Allah'ımız yok abi. O yüzden oluyor. Allahsız olduğumuz yani biz hiçbir tanrıyı muhatap almadığımız için. Tanrılar bize saldırıyor. Bize hep ellemiyorlar yani, anladın mı? Ulan iyilik yapsam da kötülük abi, yapacağım diye niye uğraşıyorum? Bizden haberleri bile yok abi tanrıların. Konuyla ilgilenmiyorlar yani. Tamam marşalar. Çapraz koşu yapıyor gibi duruyor yani. Düz koşu. Başka bir şey. Dönün abi geri. Böyle evet. Böyle kanat değiştirsin o Archer. Beklesin abi orada yapacak bir iş yok çünkü. Durup katapult atacağız. Plan böyleydi. Burayı da yağmalamama Cem izin vermiyor. Bekle abi o zaman. Ben niye izin var? Ben zaten biraz şehrin içinde oturuyoruz, taşıyoruz kafamıza. Sensin değil mi? Şu trader sensin değil mi? Vermek. O trader'ı çok beğenmişti o aralarda gezerken. Cem çık abi işte. Kaçmış bari Allah'tan. Şimdi benim yapacağım bir şey var mı burada? Labirent üçgeni falan gören var mı? Şurada var bir labirent üçgeni. O yapmışız zaten o üçgeni de. Şöyle oradaki Lumber Mill'i yıkacağız ya. Şu Lumber Mill'i yıkacağız. Oradaki Lumber Mill'i yıkıyoruz. O yüzden production'la ilgili bir problem olur mu? Mesela onun altındaki kareye mine açmak. Mine değil şuraya buraya Lumber Mill açmak daha iyi. Ya oraya Lumber Mill ya üstte mine. Buraya nehir kenarında sol oraya. Bence orası bir district daha alır gerekirse ya. Gerekirse alır tabii. Alır yani. Çünkü o kadar district kombosu varken oraya maden açmayalım. Biz biraz para harcayıp şu Lumber Mill'i açalım. Maden öyle. Maden öyle. O zaman maden öyle aşağıdaki şehirlere git abi. Ondan aşağıdakilerin çok ihtiyacı vardı muhtemelen. Aşağıdakiler de geliyor. Bir builder buradan çıkıyor. Bir builder buradan çıkıyor. Herkes aynı anda builder yapıyor abi. Bu artı ikili builder kartını aldık ya. Şöyle. Ben buldum. Bu worker'ı Petra'ya yollayacağız. Petrol ofisine. Tabii. Petrol ofisi. Peki abi zaten o ikinci engineer gelmeden o şehri kurmayın. Niye? Bence kur. Abi o Petra'yı yapamazlar. Sonra yazık gerçekten o Almanlara ya çölde. Abi beyaz tenliler ya. Beyaz tenler yanar değil mi? Ahmet Player önden gidiyor. Save ederiz abi. Save ederiz. Yok Ahmet... biz onu geçeriz Ahmet Player'ı. Ömer save ettim. Bizi yakalayamaz o Ahmet Player. Bizim engineer. Bizi yakalamak dediğim biz. Krederich diye bir adam geliyor oradan. Biz gerideyiz. Yakalaması gereken biziz. Ahmet Player'ı mı yapacağız? Biz gerideyiz biz ya. Biz yapacağız tabii ki. Yakalayan o abi değil. Bizim ürettiğimiz Great Engineer puanını. İddialı açıklamalar. Ha. O engineer iki tane olmuyor ya aynı anda onlardan üstte. O engineer kaydıracağım bir tür. Tövbe. Sen neden varsın? Bu benden ki birden geri gel. Yapıyordu orada. Abi o öyle kaldı. Abi barbardık. Sonra dediler ki biz artık barbar değiliz. Ben varım. Yok artık sen ama barbarsın falan. Toplumlar ötekileştirmişler. O şey ya, deli o çölün delisi. Orada öyle ben neyim diye dolanıp duruyor. Barbar bizi ateş ediyorlar. Allah. Ya. Bir dakika. Captured Nederlanda, we must restore its independence. Yani bak bütün dünya diyor ki ya böyle bir hayvanlık görmedik. Ya daha siz hiçbir şey görmediniz. Yani. Benim şu panzerlerim gelsin, siz hayvanlığı o zaman göreceksiniz. Hayır abi, ne alakası var ya? Ver bütün puanları ver. Verdim abi. Vermeyin, niye verir? Boş ver, ne yaparlarsa yapsınlar ya. Hayır ben abi puanla... otomatik oluyor. Otomatik olmuyor muydu? Ben hayır ne dedim oluyor? Abi ben öyle hayır, hesap yapamam. Hayır, savaş açıyorlar abi. Adamlar savaş açacaklar. Açsınlar abi. Gelin ulan. Failed. Tamam gelin. Nederlanda'ya bütün ordu. Dünya savaşının sonunda biri çıkardım. Daha, oh be. Biri daha 10 oy vermiş yalnız. Gördünüz mü? Abi. 5 vermiştik, 6 oy aldık. Alman dediğin dünya savaşı çıkmadan rahat etmez. Şimdi artık kendimi evimde hissetmeye başladım yani. Ha? Home turf. Home turf'teyim artık. Dünya savaşı çıktım adam. Oh. Hadi herkes çıkmadı da geliyorlar işte yavaş yavaş. Şu işi bitirin, ordumuza devam edelim arkadaşlar. Bu adamı getirme ya aşağı. Ha. Sen çocuğum. Cem sana taş atmış dediler. Cem eski taş attılar. Cem eski tanıdığımdır. Sen şey yapma, uzatma. Uzatma. İleri geri konuşma. Böyle ya da böyle. O seçime Nederlanda adıyla girdi o şehrin. Ya Nederlanda. Eski ismi yok. Eski ismi yok. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Neydi o? Kapadokya'da gezerken ben duydum. Hristiyanların Anadolu'da ne işi varmış diye sordu kadın bir kere yani. Eski ismi falan yok abi. Türkler, Anadolu yoktu. Türkler yanlarında toprak getirerek yaptılar Anadolu'yu. Onun gibi bir şey. Denizi doldurduk değil mi? Tabii abi. Denizi doldurarak. Aynen. Sahil yolunu yaptığı gibi. Eski isim meski isim yok yani. Nederlanda orası. Bazı şeyler anlaşılsın. Ne bu şimdi? Hamburger. Builder mı yaptım? Ne yapıyordun? Abi sen şey. Harbor. Ha. Ama kara alman lazım yine. Ha. Al. Harbor için. Kara alma günlerindeyiz. Şurası çok güzel. 2 tane de şeye komşu. Şurası güzel bir kare. Mükemmel bir kare kendisi. Evet. Harbor distrikti. Yes. Oraya yes. Cem. Birinizden benim sesim geri geliyor. Birinizin kulaklığı. Cem tut. Bendendir. Bence. Cem. Cem tut biraz. Bunu tut. Cem çıktı içeri. Yapmayın. Bak. Tepki bu. Kafama gelecek, yapmayın. Bak şu crossbowman'i ormandan bir alt kareye götürürsen o da ateş edebiliyor. Bari o ateş etmez. Cem çık dışarı. Cem. Bitti, duvarlar bitti. Nece abi? Nasır tutacağım bak. Ben o duvarları çarpa nasır tuttum. Cem. O el nasır. O zaman dalıyor muyuz şimdi? Menet harmsımızla giriyor muyuz? Oldu mu? Pişti mi? Daha yıkılmadı galiba. Duvarı bitti. Duvarı yıkıldı. Öyle mi? Major defeat. Ama ona değil. Ona değil. Venezuela'da falan mı bu Kaguana? Cem'e soracaksın abi. Tam nereye bulursak yaptık ilk bulduğumuz yere yani. Venezuela mıydı değil miydi sormadım. Kaguana. Abi kuzeye gidiyoruz arkadaşlar. Porto Rico'ymuş. Porto Rico'lu. Vay Porto Rico'lu. Şimdi değerli milletvekilleri, sevgili katılımcılar. Dünya üstümüze saldırmaya başlamak üzere. Para ve upgrade ihtiyacımız var. O şey kartı neydi? Yani. Paralı askerler kartı. Teoloji geliyor. Yönetim biçimi değiştireceğiz. Mercenary kartına geçeceğiz. Hani... Asıl büyük değişimi biz monarşiyle yapacağız. İşte o da geliyor. Ha pardon, o bir dahakinde gelecek. O bir dahakinde evet. Yani artık yavaş yavaş parayı böyle tayla mayalı gömmek yerine unit parayı upgrade'e. Parayı karaya gömelim abi. Unit upgrade'e. Çünkü az sonra dünya saldıracak bize. 1, 2 bu nedir abi? Bu herifler burada şehir oldu lan. Bu arada Pingala bizim kültürü niye artırmadı? Abi o elitler... Özür dilerim de o Delhi'nin military district'te abi orası. Bu herifler şehir oldu dediğin yer. Barbar köyü burada değil miydi? Barbar köyünü yıkmış. Ha yok bence o hiçbir zaman barbar köyü değildi. Ben Hintlileri görünce orada pis Barbar köyü sandım orada bir barbar, orada bir barbar köyü vardı. Doğru. Bence Hintli köyü varmış o. Biz onu barbar sanmışız. Çok makul bir açıklama. O da, yani çok farkı var mı gerçekten? İşte yok bir farkı. Orada silahlı Hintliler geri kalmış Asyalıları. Pis herifler. Orduyu içeriye yayınız. Katapultları Aachen bölgesine. Yollarım yok. Trade route'larım yok. Onu bunu döverken bitim kanlandı. City state döve döve kendimi adam sandım diye geziyorum ortalıkta yani şu anda. Öyle demeyiniz Mösyö'cüğüm. Bu kim bu? Şey mi? Ali Kamil Wulfensen mi bu? Tamam, bu ikinci level yok. İlk adam. Evet. Kimse karşılık vermeden şehirleri topluyoruz 3 tane. İyi tane ediyoruz. Kendimiz de kuruyoruz. Sadece az bu... Az önce atış ettiklerinde "Aa, atış ediyorlar" falan dedi Ural ya. O öyle savaşlar. Öyle savaşlarımız böyle. Karşılık gelmeyince savaşmak daha iyi. Öyle biz onu bulduk Almanlar olarak. Daha zevkli oluyor. Bak bunu biz daha önce Çekoslovakya'da, Polonya'da pek çok yerde denedik. Petra. Rakip olmayınca daha kolay dövüşüyorsun. Hamburg'da. Allah'ım ya. Şu atlara hala attan korkuyoruz abi, değil mi? Millet olarak tabularımızdan biri at. Deniz atı bir de var, bakınız. Deniz atını da atlıyorsunuz sürekli. Deniz atı. Enginar'da yetişebiliyor muyuz heriflere biz? Ne durumdayız? Enginar'da tokatlarsın ya. Abi yetiştin bile baksana. Bir tur önce gerideydin, şimdi yetiştin yani. Abi 23 Great Engineer Points earned this turn diyor. Bana 2.3 o ya. Aman diyeyim, tamam. Tamam. Bekle burada, seni bir barbar gelip... Sen 9 üretiyorsun, o 2.3 üretiyor. Geçeriz, abi. Geçeriz. Yetersin, bir sonrakini de geçersin. Yani, yani tur bindirebiliriz yani gerçekten. Evet, böyle döne döne geçersin. Evet. Yani. Tur bindirmeye gidiyoruz. Cem'i de bir çıkarabilsem şu evden. Lütfen Almanla mühendis yarıştırmasınlar yani. O Gandhi ile savaşı, hayır savaşmasın. Gelmez misin? Bak öyle yapmayalım. Şimdi sen bunları vazgeç. Ben sana elmas vereyim, sen yine bana çok para ver. Gandhi ile savaştığını bilmiyordum. Kleopatra, ben seni. O kadar ilgiliyiz yani. Farkında değildim yani. Evet. Ha, birlikte girelim şuna diyor. Yani abi, gerçekten. Savaştayken de diyor abi Joint War'u. Her şartta öyle kötü bir fikir değil ama çok ters bir zaman. Yani şey kaldım. Ben. Abi bir her sayakta kalmıştım. Sonra yani tekrar konuşalım Cleo'cum. Yani her sayakta kaldım. Şu an Kaguana'da olmasa. Gerçekten vallahi... TL'de kalmış durumdayım yani, hani şey yapamıyorum. Aslında şöyle, o kadar hızlı dönemeyeceğim yani. Aslında şöyle, bu arada Cleo'nun teklifi bize şu. Abi sen bana diplomatik favor'a bir şeyler daha ver, tamam mı? Ben senin için senle Gandhi'ye savaş açayım. O kadar seviyorum seni diyor yani. Ama biz de açacağız o savaş, declaration yapılacak yani. Evet, o zaman joint war yaparız. Ulan Cem, senin yüzünden. Ne? Bilmiyorum. Senin yüzünden ordu nerede? Yine de elini boş çevirme ya. Bir şeyler ver arkadaşlar. Evet, ama böyle değil. Böyle yani değil ama. Karşılıklı open borders falan. Mözü bağırma. Para mı vereceğim diyor. Ona şey at verelim. At biraz. Al sana at. Var, atı var abi. Olsun. Var mı at? Varmış. Demir de var, at da var. Demir de verebiliriz. Yani. Kullanmıyoruz ki zaten. Demirde evet. Yani. Onlar boşa gidiyor. Abi şimdi Evet at da demir de verelim. Demir. Open borders'ını alırız. Şu demir daha versem, şöyle yapınca ne oluyor? İstemiyor galiba ya. Hayır dur şimdi, ayarlayacaksın. Sen oradan elması çıkar mesela şimdi. Diplomatic favor'ı da çıkar. Elması niye çıkarıyorum abi? Dur baştan gelelim. Ama refuse kelimesini de telaffuz etmek istemiyorum. Abi adamınkileri kaldır önce ikisinde. Yani öyle yapalım. Tamam. Ha, şimdi bunun yanına open borders... Hayır. Ne verirsin de? Ne verirsin de? Ama içinde open borders da istiyorum. Tamam, bir şeyi çıkartıp sonra open borders. 15 para veriyor şu anda sana mesela. 15 borders ne yapacaksın ki abi sen? Ne iş ne? Doğru, ne yapacağım ki? Zaten Mısır'ı biliyorum. Ben Hintli istiyorum. Peşin 60 vereyim, üstüne her tur 15 daha vereyim diyor. Çok bence güzel. Bayağı iyi bir para. Bayağı iyi para. Çok güzel. Atı da verin abi. At ne yapıyor? 60, yani? Daha fazla parası var mı? Gold turn'u kaç verebiliyor en fazla bilmiyorum. 100 parası daha var efendim mesela. Ya gold turn'u var mı? 50 parası daha var. Turnu ancak ekleyerek görebilirsin. Ama yani arttırarak. Mesela 100 yaz oraya. Buradan olmuyor ha. Yani mesela 20 gold per turn. 100 yaz ki anlayalım yani. Yok o kadar. 15. Max 15. Güzel abi, 15 gold portörün çok iyi. Para da veriyor. Al sana demir, al sana shiny şeyler. Tamam. Savaşa da... Biraz şey koymayı deneyebilirsin. Diplomatic favor. Hayır, yok vermiyor. Para kesiyor. 8 goldmuş bir tanesi. Ha, nakitten kesiyor ama ya. Biraz alalım ya. Ama yani, ama çok da lazım değil, boş ver ya. Para daha lazım önemli. Abi bu lazım değil ki. Olmadı, olmadı. Hatta bence biraz daha demir ver. Daha fazla para al. Yani nakit havan... daha fazla tamam, nakit alırsın. At ver, at. At 10 tane, 10 tane 20 tane bir at ver, ya da 5 at, 10 at bir şey ver, anlayalım kaç para veriyor fazla. Demir ver biraz daha. Daha fazla almıyor at. Bu kadar at alıyor galiba. Tamam. Ha, 20 demir ver. Limitte ya. Abi, tamam. 107 yaptım. Para geldi. Tamam. Tamam. Allah yardımcın olsun. Kazan mübarek olsun. İlk fırsatta katılacağım. Şu Cem'in bir... Bu arada yani şey... ya bana bir joint war falan dedi. Atları demirleri aldı gitti. Paraları verdi. Atları... Yine abi ya. Savaşta kullanacağı şeyler verdik işte. Ya, Almanya'nın Ukrayna savaşı katılması. Ay Nederlanda. Battı. Ben Mösyü kısayım o zaman. Nederlanda. Bağırıyor mu? Tamam, bağırmam. Ne bağırıyorsun? Yani... Bağırmam diyor. Ben de bizim memlekette felaket olmuyor demiştim az önce. Abi oldu ya, gerçekten. Çağırdın abi işte. Çağırdın. Ama ne oldu? Bu şeyin ortasından geçti. 5 kare bonus almış bu arada. Çok güzel olmuş. 2 kare yamulmuş. 2 tane popülasyon azalmış abi. Yıkılan bir şey çok önemli değil. Tiyatro yıkıldı ya. Ciddi bir şey yıkıldı mı ya? Sıkıntı yok. Valla rahatladık. O Nihter Hanım geldiler. 25 combat experience for all land units trained in the city. Güzel. Stratejik stockpile'lar artar. Güzel. Artı 10 şey geldi. Production artı 3 güzel asıl. Ama bunun için encampment, sonra barracks, sonra... Var, ikisi de bende. Barracks'lı bir encampment'ım var benim. Hani ikisi de var değil yani. O bir tane yapabilirsin o zaman ya. Her yere lazım hani. Evet, bir tane ama o bir taneye bile buradan yapılan askerleri büyütürüm ve production artı 3 production da var yani. Evet, bu ne dedi? Din diyor, mahabodu bunu anlamadım. Namaz kılıyor. Teoloji insanın namaz kılmasıdır diyor. Bunlar bizi ilgilendiren şeyler değiller abi. Beni ilgilendiren tarafı o şu envoydu. Yok, envoy da değildi. Sadece çabuk kart değiştirmekti. Kartlarım ne durumda şimdi benim? Settler'ım sürüyor. Bütün builder'ları yaptım mı? 42 oldu. Bütün builder'ları yaptım. Bu iki settler'a veren sarı kartım var şu anda. Tamam, builder kartını değiştirsin. Builder kartını değiştirip çünkü bu settler'a devam etsin. Peki 3 turn sonra yeni kart... Monarşiyi bul da. 3 tur sonra... 41.7 yaptı 27 yani. 3 tur sonra yeni kart bulabiliyor muyum? Bulamıyorum ama... Ha 3 tur. Var, civil service var. Güzel. Bir de zaten monarşi için o da gerekiyor abi. Doğru, gerekiyormuş. Evet. Onu bulmadan tamam. Monarşiyi bulamıyoruz. O zaman settler kartı kalıyor. Worker kartını alıyorum. Yo, kalsın. Ha, worker'a ihtiyacımız yok. Worker yapmıyorum ki kalsın abi. Artı 1. Artı production all cities. Başka yeni ne gelen var? Urban planning. Başka şey de olabilir bu arada. %20 ucuzlatmak tahil oluyorsan. Evet. Da... Evet. Burada bir karar var. Demin onu söylüyordum. Paylara para vermekten vazgeçip para biriktirmemiz ve unit upgrade yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Bu şu anda yapamayız ama o gün geldiğinde de şu iki kart. Neydi o? Bir tanesi mercenaries'den bir şeyler geldi. Unit hangisi o? Hızlı şu mu? Gold şu discount şu. Var mı mesela? Feodal kontrakt yerine koyabilirsin. Hiç ünite yapmıyorsun. Ünite üretmiyorum değil mi? Doğru söylüyorsun. Hı. Doğru söylüyorsun. Şimdiden yapayım. Ünite üreteceğim de yok. Professional Army nerede? Kaydı sen oynatınca ama aşağıda ortada. Ha, şurada. Orta sıranın en alt sırası. Garrizonlara loyalty tamam. O da çok önemli değil ya. Maintenance güzel. Maintenance güzel. Upgrade güzel. Bir de upgrade'i ucuz şeyle yaparım, malzemeyle yaparım. Ama gold önemli zaten. Bu resource çok önemli değil. Malzememiz var çünkü. Malzeme sıkıntısı yok. Ama gold önemli. Biz bir yerlerden gold kazanmalıyız. Ya da doğrusu gold'u sağa sola harcamamalıyız. Ya da askerler böyle kalsın deyip tile'ları ucuza alırım alalım. Tile alalım. Bir bitirdik tile diyelim ama bence orduyu upgrade edelim arkadaşlar. O Nederlanda hikayesinin devamı gelecek yani. Ya şimdi savaş açacak mıyız birisine şu anda? Hayır. Ama onlar bizi açacak. Ama... Onlar bizi açacak diye düşünüyorum. Hayır, onlar bizi açarsa upgrade immediate bir şey abi. Değiştirip direkt yaparız yani. Evet. O zaman böyle devam şimdi. O zaman tahil almaya. Yani aha, biriktirelim o zaman. Biraz düşün. Hadi 3 ton sonra sayılırız. Settler'lar çabuk bitsin. Tamam. Production'da olur. Güzel. O orduyu hazır hale getirmemiz gerekiyor. Cem, senin yüzünden bak neler yaşıyorum bütün dünyayla ya. Vallahi ya. Allah aşkına artık inadını bırak. Ya, bırak bu önünde aç kapıyı. Ya. Utan kendin. Aç şu kapıyı kardeşim. Hadi utanım. Aras kargolu çocuğa küfür etmişsin. Dedim Cem başı. Evet. Çocuğa küfür etmişsin, Aras kargolu çocuğa taş maş atmışsınız. Üstüne dökmüşler mahalleli. Alın şu pasaportlarınızı, rahat edin. Vallahi karışmayacağım işinize gücünüze. Oh gideceğim. Cem miydi gider? Ne bileyim, tamam. Cem'in orada. Cem'in oradaydı ama. Hani şey de aslında. Hindistan'a ve Mısır'a vizesiz gidebileceksiniz bak. Evet, evet. Çok önemli yani. Nehrin karşısı. Önce öbürüyle saldır. Nehrin karşısı. Önce öbürüyle. Müslücüm, evet. Duyuyorum. Söylediğiniz şeyi duyuyorum. Abi hiçbir tepki vermediğin için duyup duymadığını bilmiyorum ben. Düşünüyorum. Yok, duyuyorum, merak etmeyiniz. Burada minor victory ancak. Niye dedim, vur abi. Bence şey yapabilirsin. Cem. O ırmak ötesindekini sol alta çek abi. Evet, öyle yapacağım. Oraya da crossbow'u götür. Crossbow atış yaptı ama. Yok, öbür crossbow geçemez. Aa, Niter diyor orada, bakınız. Bir daha Niterler neredeymiş ona da bir bakalım. Niterlere yapabileceğimiz zaman bakarız ya. Niter ne işe yarar? Barut mu yapar? Bilmiyorum ki. Güzel. Maskıtık. Maskıt mı yapar Niter? Çölde çıktı mı falan hani. 7 tane Niter biliyoruz. Kandilli'de var. 2 tane var hem de. Bir tanesi arkada. Ha, Kandilli'de 2 tane var. Yeni yapacağımız şehirde de var. İşte orası da Kandilli. O şehri bilemiyorum. Burası Caligula'ya dahil mi? Değil. Oraya şehir kuracak mıyız diye düşündüğümüz. Onu bilemiyoruz. Olabilir. Arkalarda var. Var tamam, şeyimiz. Evet. Var şeyimiz. Yok değil. Okay. Open Technology Tree. Şimdi en son ne konuşuldu? Dışarıdan bir de kız bağırıyor. Military Engineering gibi no, alıyorum. Need, no education. Araya çünkü bilmem ne beklesin. Yok, castles galiba. O monarşiden sonra gelecek castles. Adopt a government. Monarşiyi bulduktan sonra bulacağız demişti. Monarşinin gelmesine ne kadar var? Daha bayağı var. 3 tane. Yani işte hayır, bununla gelmiyor monarşi. 3 o, 6 da o. Evet. Yani öyle bir şey. O zaman henüz değil. 10 falan var. Castles, o zaman şu education'a tıklamaya başlayın. Bence education'lardan çıkaralım. Evet. Çıkarmayacağım. Döneceğim Castle'sa monarşi gelince, ama education'a bu arada ne birikirse kârdır. Herhalde bu arada tamamı işte da birikmiş olacak. Monarşinin zaten gelmesi aynı sürüyor yaklaşık. Bayağı bir birikmiş olacak. Government established in Aachen. Bak 41 oldu abi 27. Ne oldu? Tamam, çok güzel. Arttırdı. Resource discovered. Bu. Record setting reward. Bu ne? Storm sustu. Pekala. Evet abi, fırtınası bitti. Biz ne yaptık şimdi? Bu savaş sırasında benim dikkatim dağılmış. Hansan yaralanmış. Builder hazır oldu değil mi bu arada? Galiba onu soruyorum. Artı 2 çarçlı. O Builder cycle'ı bitti. Tekrar Settler'lara ve kaldığımız yere devam ediyoruz noktasındayız ülkede. Sanıyorum o haldeyiz. Hansa'yı repair. Ettin mi? Ediyor. Yok, bir tur sonra etmiş. Burada görünmedi bir şey. Ha, bu Hansa'nın grafiği mi? Yok. Evet. Bilemiyorum. Evet. Evet, Hansa'nın grafiği doğru. İkisi de çark olduğu için. Evet, Hansa'nın grafiği de çark. O production grafiği birbirine karışmış. Ancient Walls'a gerek var mı bilmiyorum. Var herhalde. Çünkü ya Hansa abi, Hansa'mızı yapıştıralım ya. Bu şeyi okumadım tam. Monarşide büyük wall daha çok veriyordu galiba. Zaten büyük wall'u yapacağız ama başına bir housing veriyor monarşi. Ama bunu yapmadan o büyük wall yapılamıyordu olabilir. Onu da bilmiyoruz. Evet, yapamıyoruz. Evet, buranın Hansa'sının yeri planlanmamış. Tamam, Hansa işte 2 resource nerede var? Bak mesela şu 2 Niter'in orası olabilir. Arası. Biz o 2 Niter'in oraya Hansa yapmayı düşünüyorduk ya. İkinci oraya. Yani kültürün içindeki Niter'e Hansa yapmayı düşünüyorduk. Şuraya 2 Niter arası düğün olmaz olabilir diye buraya yapabiliriz. Okey. Ama ondan sonra daha ne yapacağız bilmiyoruz, ne yapacağız. Ötesini bilmiyorum. Bakalım zaten ona. Burada nasıl resource durumu var? Nehire yakın yapsak da oraya bir de commercial district yapsak derdin değil mi, ama öyle bir şey pek bulamıyorum. Değil mi? Yok abi, Kandili yok. Burası oduncu memleketiydi zaten. Oduncu. Burası Lumber Mill yeri. Evet, Hansa'yı... Şurayı da bir kare alıp oraya bir çiftlik kurduğumuz zaman Serbülent üçgenimizde orada güzel bir yemek üretimi de olacaktı. Burada mı? Evet, lan. Buraya bir bu evet. lazım Serbülent üçgeni. Bir, senin iki, şeyi üç. Gördün mü Necacığım? Gözyaşlarlı Lumber Mill'ine 6 veren. Ey maşallah. Burada ya. Çok güzel bir copper madeni de var Kandilli'nin. O da güzel. Bunu da almak lazım. Nitratlarla şu anda uğraşamayacağız ama yine de burayı alıp buraya yapacağız herhalde Hansa'yı. Yani bence makul evet. geldi gözüme ama. Para, ya çünkü şöyle bir şey de oluyor tabii abi. Ama. Bu aslında distriktlere, yani bu oyunun en kötü yanı distrikt planlaması bence. Söylemişimdir belki daha önce. Çok zor yani. Zor. İki şehrin birbirine, yani şimdi mesela Kandilli ile sağda yapacağın şehrin Hansaları bilmem ne. 6-7 tane distrikti yan yana koyabiliyorsun bir şekilde o zaman. Evet. Yani inanılmaz bir böyle hani herkes birbirine bonus. Şey bonus evet. Biraz abartı oluyor. O yüzden doğrusu bu yani. Yani şöyle de yapabilirsin mesela bak. Buranın Hansasını şu +3'e yaparsın. Onun Hansasını buraya yaparız. Oraya yapar falan hani mesela. Aynen. Bu iyi bir fikir. Of çok iyi fikir. Buraya bunu yapmak için de şu ormanı önce bir kesersin. Şeyde gidip worker var galiba. O zaten basınca kesmeyecek mi abi? Ama resource'unu vermeyecek. Worker'la kesersen nasıl? Tabii. Emin misin bundan? Evet evet. Ayıptır lan. Eminim. Tamam bekle bir tür. Buraya bir Hansa, buraya bir Hansa. Onlar birbirinden Hansa, biz birbirimizden Hansa. Evet, bunlar bozuk şeyler. Bir şeyler. O zaman ben bir kahve alıp geliyorum efendim. Ormanı keseceksiniz değil mi? Ormanı keseceksiniz yani. Mösyöcüm, kes abi orada evet. olmam yok. Mösyöcüm o zaman London durup değil. Mola verelim zaten. Ben Cem daha önce pes eder de biz de mola veririz diye bekledim ama durmuyor. Ben de yani. İzninizi isteyeyim zaten evet. Tamam o zaman da. Duruyoruz. Cem artık kendi ölümünü izlemek istemiyor. Önce bir dövseydik öyle gitseydik. Dövdük say sen dövdük say. Hadi biz buradan. Ben gidiyorum siz dövün yine. Hadi yani. Şey kadar. Hadi Cem öpüyorum Cem şey yaparız.